Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Apex kodu yazacağız. Bu Apex kodunu normalde simple, basitçe yazdıktan sonra bir sınıfın içine tanımlayacağız. Bir metot oluşturarak tanımlayacağız. Ve daha sonra oluşturduğumuz bu sınıfı yani class'ı test edeceğiz ve %100 kod coverage'a ulaşmaya çalışacağız. Yine basit bir Apex kodu olduğu için herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Kodumuz şöyle arkadaşlar. Bir sayının çift sayı olup olmadığını gösteren bir kod yazacağız, bir program yazacağız. Daha sonra onu test edeceğiz. Öncelikle kodumuzu yazalım. Daha sonra bir class oluşturup class'ın içine koyalım ve oluşturduğumuz class'ı test edelim. Açıyorum Anonymous Window'u arkadaşlar. Siz de açın isterseniz. Eğer benimle beraber yapıyorsanız. Öncelikle kodumuzu yazalım. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Daha sonra biz bunu bir class'ın içine tanımlayalım. Parametreleri koyalım. Ve bu yazdığımız kodu genişletmeye çalışalım. Benim bu şekilde bunları anlatmamın tek nedeni bazı şeyleri tekrarlamak. Çünkü unutulabiliyor. O yüzden bazen farklı yollarla yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle öncelikle bir sayımız olsun. Bu sayının çift sayı mı, tek sayı mı olduğunu bulacağız. Integer diyorum. Burada num diyebilirsiniz. Hani num 1, num 2'ye gerek yok. Çünkü tek bir sayıya ihtiyacımız var. Buna da diyelim ki 12 diyelim. Çift bir sayı. Daha sonra bir if else'lere ihtiyacım var. Neden? Eğer 2'ye bölünüyorsa çift sayıdır. 2'ye bölünmüyorsa tek sayıdır. Yani else. O yüzden ben if ve else'i kullanıyorum. Burada şunu göstermem lazım. 2'ye tam bölünüyor mu yoksa tam bölünmüyor mu? 2'ye bölünüp bölünmediğini bize veren bir matematik metodu var. O yüzden matematik dediğimiz zaman hemen math class'ını koymanız lazım arkadaşlar. Sonra nokta metodu koymanız gerekiyor. Metodumuz şu. MOD, mod diye bir metodumuz var. Bir sayının bir sayıya bölümüne kalanı veriyor. Diyelim ki şöyle yazayım. Madem bir sayı bir sayıya bölüyoruz. Zaten siz mod yazınca otomatik burada çıkıyor. Görüyorsunuz. Bir sayının bir sayıya bölümü yani iki sayıya ihtiyacımız var. Buradaki birinci sayımız zaten yukarıda verilmiş 12. Ama 12 olarak yazmıyorum. Ne yazıyorum arkadaşlar? Number diyorum. Bunun 2 ile bölümünü buluyorum. Evet arkadaşlar tekrar ediyorum. Madem biz matematik klasını kullanacağız, matematikle alakalı bütün metotlar matematik klasının içinde birikmiş. O yüzden bu bizim matematik klasımız. Sonra nokta koyup metot adını koyuyoruz. Mod. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir sayının bir sayıya bölümüne kalanı veriyor. Daha sonra madem bir sayı bir sayıya böleceğiz, bize iki sayı lazım. Biri benim number'ım, diğeri de 2. Çünkü bütün çift sayılar 2'ye bölünür. Bunu biliyoruz. O yüzden bu şekilde yazıyoruz. Bunun kısaca manası şu. Bizim number yani 12'ye 2'ye bölünce kalan nedir? Bize onu veriyor. Eğer kalan 0'a eşitse demek ki 2'ye bölünüyor. 2'ye bölünüyorsa ne oluyor arkadaşlar? Çift sayı oluyor. O zaman biz şöyle yapabiliriz. O zaman diyeceğiz ki sayımız şöyle yapalım. Sistem nokta bir bak. Kısaca yazalım. Even number diyelim şöyle. Even number diyelim. Daha sonra eğer 2'ye bölünmüyorsa yani 2'ye bölünüyorsa even number, bölünmüyorsa else ne olacak arkadaşlar? Tabii ki odd number olacak. Yine sistemimizi yazalım. Ve buna biz odd number diyelim. Şu şekilde çalışıp çalışmadığına bakalım arkadaşlar. Execute yapıyorum. Evet, even number diyor. 12 çift sayı mı? Çift sayı. 99 diyelim. 99'un tek sayı olduğunu biliyoruz. O yüzden 99'a bakıyorum. 99 tek sayı. Evet, kodumuz çalışıyor. Şimdi biz kodumuzu buradan alalım. Bunu bir class'ın içindeki bir metodun içine koyalım arkadaşlar. O yüzden öncelikle bir class oluşturmam gerekiyor. Ben buna check number diyelim. Simple bir class oluşturuyorum. Şu şekilde. Daha sonra bunun içine public
static. Void yapmıyorum. Çünkü void yaptığınız zaman bunu test ederken system.assert diye bir metot var. Onu kullanamıyorsunuz. Ben onu testlerde genelde kullanmak istiyorum. Ha, kullanmasanız da olur ama kullanmak istediğim için ben bunu void yapmıyorum. O yüzden ben buraya string diyorum arkadaşlar. Çünkü bana bu sistemin, bu metodun vereceği, return olacak bana döneceği şey string olur. Çünkü ben ne istiyorum? Even number istiyorum. Yani even number olarak bir sonuç istediğim için ve even number string olduğu için ben burada return type'a string diyorum. Daha sonra bana bir parametre lazım. Buna da integer num diyorum. Şimdi biraz önce beraber oluşturduğumuz kodu bunun içine yazıyoruz arkadaşlar. Biraz dağınık olabilir. Tab butonuyla, yani klavyedeki tab butonuna tıklayın. Tuşa tıklayın. Biraz sağ tarafa gelsin bu şekilde. Daha düzenli gözüksün. Şimdi bunu kaydettiğiniz zaman şöyle bir hatayla karşılaşacaksınız. Madem diyor string koydun, senin return'a ihtiyacın var. Bakıyorum. Evet, burada ne diyor? Public static string dedik. Bir kere metodun adını yazmadık. Buna ne diyelim? Şöyle diyelim. Even number diyelim. Böyle bir metot oluşturalım. Bunu da yazdıktan sonra tek bir hata kalacak. Ne diyor? Evet. Duplicate variable diyor. Şu variable'ı burada tanımladık. Tekrar burada tanımlayamayız. Bunu silelim. Buna hiç gerek yok. Çünkü yukarıdan alacağız. Bunu siliyorum tamamen. Evet. Şu şekilde tekrar save yaptığınız zaman size artık missing return statement diyecek. Çünkü sizin return type'a ihtiyacınız var. Madem buraya string yazdınız, burada da bizim return'a ihtiyacımız var. Artık şunlara ihtiyaç yok. Bunları kaldırıyorum. Eğer ikiye bölünüyorsa return even number olsun arkadaşlar. Şu şekilde. Eğer bölünmüyorsa o zaman bizim return'ümüz ne olsun arkadaşlar? Return'ümüz odd number olsun. Şu şekilde yazıyorum. Niye bu şekilde string içinde yazıyorum? Çünkü benim return type'ım yukarıda görüyorsunuz string şurası. O yüzden buranın return'ün içindeki ifadenin de string olması lazım. Save ediyorum ve problem kalmıyor görüyorsunuz. Hiçbir problem kalmıyor. Yani tekrar söylüyorum. Return'den sonra yazdığınız ifade ile name'den önce, metodun adından önce yazdığınız ifade aynı tür olması gerekiyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Ondan sonra problemle karşılaşmayız. Şimdi böyle bir class oluşturduk. Şimdi ben bunu çağırmak istiyorum. Çalışıp çalışmadığını bakmak istiyorum. Test etmeden önce çalışıp çalışmadığına bakalım. Şöyle geliyorum. Öncelikle class name'i yazıyoruz. Bir önceki videodan hatırlayalım. Nokta method name'i yazıyorum. Neden böyle yapıyorum? Neden bir instance oluşturmuyorum? Çünkü static olduğu için. Non-static olsaydı bir instance oluşturmamız gerekiyordu. Şimdi bunun içine bir parametre geçmemiz lazım. Çünkü görüyorsunuz burada bizim bir parametremiz var. O yüzden içine 12'yi geçiyorum arkadaşlar. Siz bunu run yaptığınız zaman size even number olarak gelmesi gerekiyor. Bakıyorum. Evet, sistem debug'ımız olmadığı için burada even number alamıyoruz. Şunu sistem debug içinde yazarsanız arkadaşlar şu şekilde nokta debug bunun içine koyarsanız o zaman şunun sonucunu görmüş olursunuz. Şimdi run yapıyorum. Tekrar execute yapıyorum. Even number'ı görüyorsunuz. Peki odd number olsaydı ne yapacaktık? Bakalım. Diyelim ki bu number'ımız even number. Biz bunun içine 99 geçelim. Biraz önce yaptığımız gibi. Execute yapıyorum. Ve bu kez bize odd number olarak geri geliyor. Tamam. Ya bizim yazdığımız program çalışıyor. Peki bunu test etmemiz gerekiyor şimdi. Test edelim. Test etmek için ne yapmamız gerekiyor? Önceki yeni bir class oluşturuyoruz. Test class'ı oluşturuyoruz. Aynı ismi kullanabilirsiniz. Sonra test koyarsanız hangi class, hangi test class'a ait onu görebilirsiniz. Bunu kopyalıyorum. Tekrar yeni bir class oluşturuyorum. Sonuna test yazıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ve oluşturduğum bu class'ın da başına is test yazmanız gerekiyor. Çünkü bu bir test class. Bu gerçek bir class değil. Şimdi içine bir metot yine bir test metodu lazım bize.
O yüzden is test yazıyorum metottan önce. Şimdi metodumuzu public, static, önemli, void şeklinde oluşturuyorum. Buna da test even number diyorum. Evet, şu şekilde. Parametre geçmiyorum. Bunun içinde yapacağınız tek şey bizim şurada anonymous window'da yaptığımızı burada yapmak arkadaşlar. Yani şunu burada yapmam gerekiyor artık. Yani bu metodun içine yeniden even number'ı bulan bir program yazmıyorsunuz. Burada sizin bir önceki klasa oluşturduğunuz programı çağırmanız gerekiyor. Yani anonymous window'da yaptığınızı artık siz test class'ın içinde yapıyorsunuz. Buradan kopyalıyorum, alıyorum. Benim test class'ımın içine koyuyorum. Ve bunu belli bir ifadeye eşitliyorum. Ya bana sonuç olarak elimde yani store etmek istiyorum. Bir container'ın içinde bunu ben saklamak istiyorum. O yüzden string şeklinde data type'ı string olan bir variable yani değişken oluşturuyorum. Buna result diyorum. Bu eşittir. Buna eşitliyorum. İşte bunu yapabilmek için ben sırf bunu yapabilmek için bir önceki class'ta buraya void yazmadım. Sırf şu return'ı almak için. Eğer bunu yapmasaydınız şu ifadeyi kullanamıyorsunuz. Void olduğu için onu buna eşitleyemiyorsunuz. Şu anda result'ımızı aldık. Şimdi sistem nokta assert diye bir sistemi bir metodu var. Onu kullanabiliyoruz. Şu üçüncü sıradakini alıyorsunuz. Gerçek sonuç yani result şurada oluşturduğumuzu ikinci kısma koyuyorsunuz. Birinci kısma da sizin beklediğiniz. Biz ne bekliyoruz? Ben şunu bekliyorum. Even number bekliyorum. Arkadaşlar şöyle bir sonuç bekliyorum. Tabii ki even number koyduğumuz zaman 99 olmaz. Bu birinci metodum arkadaşlar. Bu birinci metodun testi. Öyle diyeyim. Bunu kaydedelim. Evet. Şimdi isterseniz bunu direkt böyle kopyalayın. Bir önceki de kopyalamamıştım. Kendim yazmıştım ama artık kopyalama yapıştırma yöntemiyle devam edebilirsiniz. Çünkü artık öğreniyorsunuz, biliyorsunuz. O yüzden şöyle alt alta gelsin. Düzenli yapalım kodlarımızı. Şu şekilde. Bunun ismi farklı olması gerekiyor. Buna test odd number diyoruz. Çünkü yukarıda biz even number'ı test ediyoruz. Even number'ı test ediyoruz. Aşağıda ise biz odd number'ı test etmemiz gerekiyor. Çünkü tamam bir even number koyduk, sonucu aldık diyelim. Even number'lar için yani çift sayılar için çalışıyor. Peki tek sayılar için çalışacak mı? Çünkü benim klasımda iki tane condition var arkadaşlar. If var. Yani eğer çift sayı ise. Bir de tek sayı için else var. Her biri için benim bir metot, test metodu oluşmam gerekiyor. Ve birine even number koyarken diğerine odd number koymam gerekiyor. Eğer birden fazla if, else varsa böyle 10 tane varsa 10 tane metot oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Buna test odd number dedik ve bir odd number geçelim. Böyle 89 geçelim. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra run test diyoruz. Ve testimizi run yapıyoruz. Evet arkadaşlar run yaptıktan sonra test kısmına tıklıyoruz. Ve yeşil yanıp yapmadığına bakıyoruz. Şu anda yeşil değil kırmızı. Demek ki bir yerde bir hata yaptık. Yani beklenen sonucu alamadık. Bizim şeye bakalım. Buradan klasımıza bakalım. Yüzde kaçla geçmiş? Yüzde sıfırda mı kalmış? Ona bakalım. Check number %100 diyor. %100 diyor. Görüyorsunuz. Ya hepsi geçmiş. Burada problem yok. Şurada ne problem var? Ona bakalım. Açalım. Burada bir problem var. Evet. Test odd number'da problem var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Test even number geçmiş. Bak %100 almamıza rağmen şuradaki çarpıları da bertaraf etmemiz gerekiyor. Bakalım test odd number'da nasıl bir problem var? Şöyle önce buraya bakalım. Return odd number. Ha, şunu buraya yazmamız gerekiyor. Çünkü biz ne yaptık? Even number olarak bıraktık. Sonuç odd number geldi ama burada even number olduğu için bize dediği şu. Senin beklediğin sonuç ile elde ettiğin sonuç aynı değil. O yüzden bizim odd number testi geçemedi. Şimdi kaydedelim. Tekrar run yapalım. Şimdi bakalım. Böyle hatalar yapmamız güzel oluyor. Tecrübe adına iyi oluyor. Gördüğünüz gibi hem even number metodumuz hem de odd number metodumuz testi geçti. Kalemle göstereyim şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada toplam iki tane var. İkisi de geçti. Ondan sonra bir de şuradan bizim klasımıza bakalım. Geçmemiş mi, geçmemiş mi? %100'e ulaştık mı? %100'e ulaştık mı bakıyorum. Neredeydi?
check number kısmına bakıyorsunuz arkadaşlar, şurada %100'e ulaşmış olduk. Evet, başarıyla oluşturduğumuz bir class'ı test etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.